Hepinize merhaba. Bugün Spray isimli filmin incelemesiyle karşınızdayım. Film son zamanlarda çok fazla gördüğümüz sosyal medya eleştirisi içeren filmlerden bir tanesi. Ama bunu çok farklı yaptığı için bugün bir hem öneri hem de inceleme videosu çekmek istedim. Videoda hiçbir spoiler yok, gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri iyi veya kötü birçok şey değişti. Genelde insanlar kendilerini kötü etkileyen şeyleri sosyal medyanın üstüne atıyor. Ama bana göre kötü diye nitelendirdikleri şeyler de kendi aptallıklarından kaynaklı. İşte Spree de sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini en göze parmak şekilde işleyen filmlerden bir tanesi. Film sosyal medyada içerik üreten bir gencin başından geçenleri anlatıyor. Karakterimiz sosyal medyaya takıntılı halde yaşayan bir genç. İstediği tek şey videoların yüksek sayılarda izlenmesi ve meşhur olmak. Normal yollarla hiçbir şekilde izlenmeyen kört bir plan yapıyor. Arabasının her yerine kamera yerleştirip aynı Uber gibi bir taksi uygulamasına girip işe başlıyor. Kurt canlı yayın açıp arabasına binen insanları öldürerek ünlü olmayı hedefliyor. Biz de gerçekleşen bu manyak anları keyifle izliyoruz. Uzun zamandır bu kadar keyifle izlediğim bir film yoktu. Spree de tam olarak bu boşluğu doldurdu. Kafa boşaltmalık film deriz ya, Spree de tam böyle bir film. Bu tarz insanların sosyal medyada sırf ünlenebilmek için nasıl yozlaşabileceğini anlatan bir sürü film var. Ama Spree bunu en göze parmak şekilde yaptığı için bugün hakkında konuşmak istedim. Genelde böyle sosyal medya eleştirisi içeren filmler mesajı gizlice vermeye çalışır ama Spree direkt göze parmak şekilde veriyor. Özellikle ben de içerik üreten biri olarak çok küçük de olsa Kurt'le empati yapabildim. Zaten Kurt'un yaptığı şeylerin daha hafifini aslında sosyal medya kullanan herkes yapıyor. Daha doğrusu neredeyse herkes yapıyor. Tabii daha demin de söylediğim gibi Kurt'un yaptıklarıyla başka bir insanın yaptıklarını karşılaştırmak saçma olur. Ama demek istediğim iki kişinin de işe başlayış motivasyonu aynı, beğenilmek. Zaten muhtemelen filmde bu tarz insanları eleştiri amacıyla çekilmiş. Filmde aşırı değinilmese de Kurt ailesinden aşırı kopuk yaşayan bir genç. Genelde bu tarz ünlenme veya beğenilme takıntısı olan insanlar aileleri tarafından hiç sevilmemiş olan insanlar oluyor. Çünkü insanlar küçük yaşta ailelerinden almaları gereken ilgiyi almadıklarında sapıtıyorlar. Bu durum her zaman onlarca kişiyi öldürecek şekilde tezahür etmeyebilir. Çevrenize ilgi çekmek için çıldıran insanları eminim görüyorsunuzdur. O insanları birazcık tanımaya başladığınızda aslında ne kadar zavallı oldukları görüyorsunuz. Resmen beni kimse sevmedi diye bağırıyorlar. Yine her zaman olduğu gibi en büyük suç ailelerde. Tabii ki ilgi çekmeyi istemek insanın doğal dürtüsü. Ama kişi kendi gibi davranmayıp bambaşka bir insanmış gibi davranarak bunu sağlıyorsa o insan zavallıdır. Kurt işte tam olarak bu örneğe uygun. Ailesinden alamadığı sevginin yarattığı boşluğu doldurmak için saçma sapan işlere girişiyor. Bu saçmalık öyle büyüyor ki artık insan öldürecek dereceye kadar geliyor. Karakterin yaptığı manyaklıkları izlemek aşırı eğlenceli. Normalde bu tarz filmlerin amacı izleyiciyi germektir. Ama yönetmen tam tersi şekilde bizim gerilmemizi değil de eğlenmemizi istemiş gibiydi. Yani olayları hiçbir şekilde aşırı dramatize etmeye çalışmamıştı. Klasik şekilde olaylardan ders almamızı sağlayan bir film yerine manyak bir film izletmek istemiş gibiydi. Ki ben bu tarz işleri ders verme yolundan daha çok seviyorum. Çünkü zaten ders alması gerekenler bu filmleri izlemiyor. Büyük ölçüde bilinçli insanlar bu tarz filmleri izlediği için verilen mesaj havada kalıyor. Filmdeki vahşet sahneleri de öyle ekrana bakamayacağınız kadar abartılı değil. Her filmde olan kanlı sahnelerle eşdeğer seviyede. O yüzden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Böyle yapmaları filmin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için iyi olmuş. Çünkü genelde insanlar böyle aşırı kanlı sahneleri sevmiyorlar. Ben Spree'de biraz amatörlük hissettim. Sanki çoğu sahne seyirciyi çok daha fazla etkileyecek şekilde çekilebilirdi. Yani biraz ellerindeki potansiyeli öldürdüklerini düşünüyorum. Ama ben bu haliyle bile filmi beğendim. Gayet eğlenceli, güzel vakit geçirtecek bir film. Özellikle Joker role çok yakışmış. Bu tarz psikopat karakteri oynamak aslında basittir. Çünkü karakter sosyopat olduğu için seyirci ekranda abartını görse normal karşılar. O yüzden böyle roller için en önemli şey oynayacak oyuncunun tipinin ürkütücü olması. Yani biraz daha creepy bir insan olması. Bence Joe'da da bu fazlasıyla var. Spree kafa dağıtmalı keyifli bir film. Eğer seyirciyi sıkmadan hafif de olsa mesaj veren filmleri seviyorsanız Spree'yi izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.